çığlığıyla uyanıyorum. Alıcı bir kuş sesleniyor. Yırtıcı. Korkunç. Ama korkmuyorum. Sanki onu tanıyorum. Gökyüzünü kaplayan kanatlarının çırpınışını duyuyorum sonra. Görmedim. Lakin biliyorum. Masallardaki Sümrü Danko. Beni çağırıyor. Her şeyi kötüye yormuyor. Belki de Zümrüt Danko senin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeliyordur sana. Bu sefer değil Süleyman. Belki de ölüm Zümrüt Danko olarak çıkıyordur karşıma. O da gülleri getir. Beyazlar içindeki güzel kız. Nerede baba? Neden bahsediyor? O kimseler ki melekler onların ruhlarını rahat ve hoş bir halde alırlar. Ölüm kötülere korkunç bir canavar. İyilere ise güzelliklerle görünür. Diye buyurmuş Rabbimiz. Ölüm kötülere korkunç bir canavar olarak, iyilere de güzellikler şeklinde görünmüş. Şükür öyleyse. Sevaplarım günahlarımdan daha fazla demek ki. Rahmetli Cihangir'im aslan parça. Son günlerinde ordugâhta o hiçliğin ortasında gül kokusu duyuyorum. Ölüm bir günah evladımıza güller getiren bir huri olarak görünmüştü. Süleyman. Cihangir için bir cami yaptıralım. Cennet bahçelerinde dolaşan evladımızın adı yaşasın. Ona dualar okusunlar. Hem bir neşedir aklımda. Öyle bir yerde yaptıralım ki. Buradan kim bakarsa baksın. Onun güzel hatırasını. Gülüsünü görsün. İşte hepsi burada. Cihanın dört bir yanından size gönderilen hediyeler. Leh kralı ve prensesten gelenler. Venedik doju ve birçok asil ailenin yolladıkları. İlaveten Avusturya, Rus, Acemlerin gönderdikleri. Şu da sultanım hünkârımızın size hediye ettikleri. Yalnızca bu sandık kalsın. Emredersiniz. Bu yüzük. Aşkımın alametiyle gömülmek istiyorum. Allah geçinden versin sultanım. Kalanların hepsi bu vakitten sonra çakıl taşı, demir. Dağıtabiliriz. Külliyeme gönder bazılarını. Fakir fukara kadınlara dağıtsınlar. Kalanları da haremde dağıt. Ağalara, cariyelere biraz yüzleri gülsün. Lokman'la Fahriye'yi de ihmal etme sakın. Emredersiniz sultanım. Zaten onlar da şehzadelerimizle birlikte gelecekler. Sana da bir hatıra bırakmak istiyorum Sümbül.
Daha doğrusu muhafaza etmeni istediğim bir şey var. Sultanım yapmayın, etmeyin. Vallahi af buyurun, lakin sizin amacınız benim. Beni dinle. Bu benim hayatım. Başıma ne geldiyse, ne yaşadıysam buraya yazdım. Hakkımda ne varsa, bilip bilmediğin ne varsa bu sayfalarda yazılı. İçinde bazı evrak mevcut. Hür bir kadın olduğuma dair azatlık kağıdım. Sonra yaptığım hayırlar, vakfiyem. Unutulmak istemiyorum Sümbül. Sultanım, o nasıl söz? Sizi unutmak ne mümkün? Cihan durdukça insanlar sizi hatırlayacaklar, sizin için dua edecekler. Herkes değil. Bazıları beddua edecek. Yine cadı olduğumu söyleyecekler, ağız alınmayacak laflar söyleyecekler. O yüzden bu defter mühim. Sarayın en güzel köşesinde muhafaza et. Herkes bilsin. Torunlarım, hiç olmazsa onlar okusunlar. Nesilden nesile beni anlatsınlar. Bu saraydan bir Hürrem Sultan geçmişti. Bilsinler. Sinan Ağa'ya Cihangir'im için bir tekke yapmasını buyurdum. Yanındaki araziyi sana temlik ettim. Sultanım yapmayın, etmeyin. Bana zaten dünyaları bağışladınız. Halinin ihtiyacı için külliye. İbadet için cami ve tekke münasip. Lakin kadınlar için, kadınların saadeti için bir şey yapma arzusundayım. Kendi adıma yaraşır bir hamam inşa etmek istiyorum. Dünyanın gamını, kederini unutmak için giderler. Vallahi sultanım, aklınızla bin yaşayın. Bütün kadınlar size minnettar kalacak, sizi unutmayacak. Sümbül. Allah'ım sen koru. Sultanım Allah aşkına. Sultanım. Sultanım. Tamam. Peki. Dur, telaş etme. Sedire götür. Daha değil. Telaş etme.
şehzadelerimiz saraya teşrif ettiler. Hasta olduğunuzu neden söylemediniz daha evvel? Nasıl saklarsınız bunu? Madem ne oldu size böyle? Ben boynuma sarılırlar, hasret gideriz diye düşünürken azar işittim. Validem. Aslan şehzadelerim. Öyle özlemişim ki. Selim. Ne oldu yüzüne? Mühim bir şey değil validem. Talim yaptığım esnada oldu. Küçük bir kaza. Torunlarım. Onlar da geldiler değil mi? Nicedir gözümde tütüyor onlar da. Geldiler validem. Şehzade Murat da burada. Yoldayken katıldım hayyetime. Evlatlarım sizi sual edip duruyorlar validem. Yeni bir şehzademiz daha doğmuş. İşittim. Doğrudur. Rahmetli abimin adını verdim. Mehmet. Allah Mehmet'imize uzun ömür nasip etsin. Amin. Bayezid. Şaşırdım desem yalan olur. Şehzademiz Bayezid evladına kıyamadı. Şehzademizi görseniz o kadar zayıf ve küçüktü ki. Başkası olsa canını alırdı elbet. Lakin şehzademizin altından bir kalbi var. Nurbanu neden ayrıldı Aydın'dan? Nurbanu Sultan Şehzademiz Selim'in hasretine dayanamamış. Şehzademiz Selim kalmalarının münasip olacağını buyurdular. Derhal çağır gelsin. Şimdi canınızı sıkmasın. Derhal. Gel. Ben de geçmiş olsuna gelme niyetindeydim sultanım. İnşallah şifa bulursunuz. Amin. Seni buraya çağırttım. Zira neden hala nefes aldığını bilmek istersin diye düşündüm. Şehzadem Selim'in sana olan düşkünlüğü. Sırf o üzülmesin diye seni uzaklaştırmakla yetindim. Lakin sen bu lütfumu benim zayıflığım belledin. Öyle mi? Haşa sultanım. Mazide bazı hatalar yaptım doğru. Ancak ben sizin bana biçtiğiniz kaderi yaşıyorum. Kader mi? Beni siz seçtin sultanım. Ben ne yaptıysam Şehzadem Selim ve evlatlarımın istikbali için. Aşık olduğum adamın hayatta kalması için. Sizin hikayeniz sultanım her daim benim yoluma ışık tuttu. Lakin benim hikayemi sizinkinden farklı kılan bir şey var. Siz hünkârımızın gönlünü fethettiğinizde o çoktan tahta çıkmıştı. Bizim aşkımızın önünde ise çok daha büyük bir imtihan var. O günleri göreceğini mi sanıyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Bir gün bu saray benim evim olacak. Bir gün bu dairede ben yaşayacağım. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Devran dönecek. Benim devrim başlayacak.
süslerin içinden geçerek geldim. Kedilerin değil, aslanların sofrasında oturdum. Madem niyetin bu, buyur. Yanmaya hazır ol öyleyse. Hazırım sultanım. Ben her şeyi göze aldım. Hala. Çekilebilirsin. Bu sefer hata istemiyorum. Bu hatun ölecek. Emin olun. Canını alacağım sultanım. Sultanım. Rüstem Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârımız has bahçede. Değil mi? Şehzadelerimizin yanındalar sultan. Gelsin. Emredersin. Sultanım. Seninle konuşma vakti geldi Rüstem. Benden sonra olacaklar belli. Şehzadeleri ben varken birbirlerine tahammül edemiyorlar. Yokluğum büyük bir felakete sebep olabilir. Allah korusun sultanım. İnşallah bu dedikleriniz vuku bulmaz. Bu herkesten çok sana bağlı. Bu savaşa mani olacaksın. Şehzadelerimi hem birbirlerinden hem de Sultan Süleyman'ın gazabından koruyacaksın. Elimden gelen tüm gayreti göstereceğim sultan. Yemin edeceksin Rüstem. Kur'an'a el basıp. Yemin edeceksin. Thank you.
Süleyman. Bu gözler böyle bir güzelliği görmeden kapanmadılar ya. Şükürler olsun. Seni bundan daha güzel yaşatacak ne olabilir ki? Burası artık benim kalbim Hürrem. Yıllar geçse de kalbim burada atacak. Madem öyle, burası senin kalbin. O halde son arzumu kabul et Süleyman. Beni buraya, senin kalbine defnetsinler. Cennette sevdiklerimle bir araya gelmeye, Rabbime kavuşmaya hazırım. Süleyman. Söyle. Büyük bir sofra kurulsun istiyorum.
bütün sevdiklerim bir arada olsun istiyorum. Thank you.